Kader size dağıtılan kartlar gibidir. Özgür irade ise onları nasıl oynadığınızdır. Bu iki nokta arasındaki karşılıklı etkileşme ise sizin insan olarak ne olduğunuzu tayin eder. Sözcüğün kökeniyle ilgili teorilerden biri Aramice'de söylediğim gibi yaratacağım anlamına gelen abrakadabra ibaresinden geldiğidir. Konuşurken yaratırım. Konuşurken ben dendiğinde içteki yaratıcı güç ayağa kalkar, diyor Şanal Günsel'i. Bir başka görüşe göre abrakadabra anlamı, bu dünya gibi yok ol, bu kelime gibi yok ol ya da benim sözümle yok ol demektir ve hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılır. Diğer bir görüşe göre sözcük, İbranice'de takdis, kutsama anlamına gelen ve lanet olarak da kullanılabilen habaçak ve öldürücü hastalık anlamına gelen dever ifadesinden gelmektedir ve körlüğe karşı kullanılan kabalistik bir şifa ifadesidir. Bir başka görüş sözcüğün Tanrı'yı ifade eden Gnostik Abrakas'tan geldiği yönündedir. Abrakadabra G. Davidson tarafından ölüleri kutsarım olarak tercüme edilmiştir. Davidson ayrıca kökeni İbranice, Habraç da bara ve kutsamayı söyleden geldiğini belirtir. Veya konuş ey kutsal kişilik, kötü etkilere karşı bir nazar olarak kullanılır. Zikredildiği zaman her tekrarlamada bir harfi kaldırılır. Davidson ayrıca bu kelimeyle daha eski Gnostik ilah, Abravas veya mutlak bilinmeyen ve İran teolojisi arasında bir bağlantı olduğunu ima eder. Gnostik teolojide Tanrı veya yaratılış ve Tanrı katı arasında aracı anlamında da kullanılır. Abravas, kadimlerin yedi yaratıcı gücünü ve yedi gezegensel meleği gösteren yedi harften oluşan bir sembol kelimedir. Abravas, Tanrı ile şeytan veya iyi ile kötü arasında bulunan bağdır. Hermann Hesse'nin Demian'ın da Abrakas'tan hem iyiliği hem de kötülüğü içinde barındıran bir tanrı olarak bahsedilmektedir. Eserde insanın normal denebilecek arayışların ötesinde kendi yazgısını keşfetmek için, içinden gelen seslere kulak vermesi, sezgilerine güvenmesi, onları yorumlayabilmesini simgesel olarak temsil eder. Demian da Abrakas'tan her insanın içinde var olan bir tanrısal potansiyel olarak bahsedilir. İnsanların içinde bir yönüyle tanrı, diğer yönüyle şeytan olan yüce bir varlık vardır. Sanılanın aksine kötü güçlerin tanrısı olmayan hem iyi hem kötüyü içinde barındıran Gnostik tanrıdır. İyi ya da kötüyü seçmek kişiye kalmıştır. Abrakadabra sözcüğünün geçtiği bilinen ilk kaynak M.S. 2. yüzyılda Roma İmparatoru Caracalla'nın doktoru olan Serenus Sammonicus tarafından yazılan De Medicina Praecepta adlı şiirdir. Bu yazılış hastadaki rahatsızlık ruhunu yok edecektir denilmektedir. İnsanların sağlığına tekrardan ulaşabilmesi için söylenen bir kelimedir. Burada yok olması gereken içteki hastalığa neden olan şeytandır. Kabalistik bir şifa sözüdür. Tanrı'nın evreni yaratırken dile getirdiği bir kelime öbeği olduğunu düşünenler de mevcuttur. Abrakadabra, yolcuda birliği hissettiren kelimedir. Gül haç ezoterik sisteminde yaratılış içerisinde yaşam, ışık ve aşkı anlamak ve aramakla kozmik kanunu idrak edebiliriz, denir. Abrakadabra, içsel ve dışsal dünyalarımızın ahenkleşmesini simgeler. Kanatlı ejderha kanatsız ejderhayı öldürür ve kanatsız ejderha kanatlı ejderhayı öldürür. Bu şekilde cevher ve gücü tezahür eder. Kanatlı ejderha içsel üstadımız ve kanatsız ejderha da egomuz olarak yorumlanabilir. Sonunda iki ejderha yani varlığımızın semavi ve dünyevi yönü birbirlerini öldürürler ve kaynaşmış ölümlerinde kozmik gücün daha mükemmel bir ifadesinde birleşirler. Satranç oyunu da insanın bileşik doğasındaki her parçanın kendi gölgesiyle savaşmasını anlatır.
Kozmos düzlemi üzerinde ışık ve karanlık güçleri karşı karşıya gelirler. Şah ruhu, vezir aklı, fil duyguları, at canlılığı, kaleler fiziksel bedeni temsil eder. Yonlar insan ruhunun 8 parçasıdır. Evrensel değişim ve dönüşümün sembol sözcüğüdür. Var olanı abrakadabra diyerek değiştirebilme tutkusu, konuşurken yaratmak her daim insan gibi insanın içinde mevcuttur. Önce kendini, sonra çevreyi olumlu yönde değiştirme arzusu, gerçek insanda yanar tutuşur. Bu iyiden daha iyi yaratma arzusudur. Mikro anlamda bir yaratıcı olan insanın, egosal güç deliliğiyle hareketini değil, kontrollü ve dengeli dönüşüm heyecanını barındırır. Özgüveni, kontrolü, dengeyi ve ne istediğini bilmeyi ifade eder. Değiştirebileceği, yenileyebileceği, unutabileceği, arayacağı her şey için adres bizzat kişinin kendisidir. Ani dönüşümün tarifsiz sancısı, kararlı farklılaşmanın ve farkındalığın yüreklerdeki sevinci, yolda yenilenme cesaretini gösteren gerçek insanladır. Sihirbazın sopası, kullanmayı bilen yetkin insanın elinde dengeyle kullanılır. Sürü insanı olmayan, insan gibi insan, kendi yolunda, kendine en uygun olan yolda yürürken gerektiğinde, evrimsel gerektiğinde ise bir abrakadabra ile devrimsel değişim ve dönüşüm geçirir. Yolculuk içe doğru başlar. Kendi cehennemine inip, kendi ejderhasını tanımayan, iyi ve kötü yönleriyle bütünleşmeyen, gölgelerini yani eksik yanlarını fark etmeyen yolcu ya da şövalye yolculuğa çıkamaz, bütünleşemez. En zor şey olarak bu yolda kendi kendini de affedecektir. İnsan gibi insan, farkında olarak ve bir fark yaratmak için bilinçli yaşamak ister. Gerçek insan bu sebepten ötürü ölmez, olur. Zaman içerisinde dönüşür, gelişir. Yaşarken kendini özgürce değiştirir. Başkaları tarafından yontulmaz, kendi heykelini yine kendi yontar. O, kendi iç dünyasının mimarı ve kendi hikayesinin kahramanıdır. Aydınlanma yolculuğunda hedef yolun kendisidir. Abrakadabra, iyi doğru ve güzele giden dönüşüm için kadimlerin önemli bir deyişidir. Bu deyişi özünde hisseden birey, kendinde değiştirmek istediği yönü değiştirme gücüne sahip olarak kendisiyle objektif olarak yüzleşir. Yolcu, kendi yolunda dönüşür ve yaşayışı, eyleme geçişiyle çevresinin de dönüşümüne vesile olur. O, bilmeyi olmaya dönüştürür. Güzel söz söylemenin ve çok bilgi istiflemenin değil, güzel davranmanın ve güzel düşünmenin önemini bilir. Tebliğci değildir, bildirmez ancak özgürce herkesin kendi çıkarımını buldurmaya vesile olur. Hak edenle paylaşılmayan bilginin karanlığa hizmet ettiğini çok ama çok iyi bilir. Değişim içten dışa doğrudur. Bir abrakadabra çok şeyi değiştirebilir, yeter ki bireyin içindeki üstadın kulakları duymaya, gözleri görmeye ve özünü idrak etmeye hazır olsun. Kendi kendini değiştirmenin ne kadar güç olduğunu düşünürsen, başkalarını değiştirmeye çalışmakta şansının ne kadar az olduğunu anlarsın. Voltaire.